İngiltere'nin güneybatı ucunda Başbakan Boris Johnson, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin liderlerini ağırlarken tüm tarafların keyifleri yerinde görünüyordu. Johnson'ın Avustralya Başbakanı Morrison'la şakalaşması sonrası dirsek tokuşturması G7 zirvesinin selamlaşmasıydı. Maskeler zaman zaman çıkarılsa da koronavirüsü salgınıyla hayatımıza giren alışkanlıklar liderlerin aile fotoğrafına da yansıdı. Liderler Kervis Körfezi'nin yeni taranmış kumları üzerinde sosyal mesafeyi korurken kameralara birlik mesajı verdi. Güneşli gökyüzü zaman zaman bulutlansa da grup gülümseyerek poz verdikten sonra neşeli bir şekilde uzaklaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron elini Biden'ın omzuna attı. Bir aile fotoğrafı da aynı günün akşamında çekildi. Bu sefer başrolde Johnson değil, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth vardı. Liderler, kraliçenin dünyanın en büyük kapalı yağmur ormanına sahip kubbeleri içinde yer alan fütürist botanik bahçesi Eden Project'teki yemek davetine katıldı. Nisan ayında eşi Prens Philip'i yitiren kraliçenin ilk önemli kamu organizasyonunda liderlerle aile fotoğrafı çektirmeden önceki sözleri gülüşmelere neden olsa da düşündürücüydü. Kraliçe bu vesileyle Başkan Joe Biden'la da ilk kez bir araya gelmiş oldu. 69 yıldır tahtta olan 2. Elizabeth, tanıştığı 13. Amerikan Başkanı olan Biden'ı ve eşi Jill Biden'ı G7 zirvesi sonrası Windsor Kalesi'nde de ağırladı. Biden, çay daveti sonrası NATO zirvesi için Brüksel'e yola çıkmadan önce gazetecilere görüşmeyi değerlendirirken kraliçeyi annesine benzetti. Bu dediğimden rahatsız olacağını sanmıyorum ama görüntüsü ve cömertliği bana annemi hatırlattı. Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği Brüksel'de de bu sefer NATO liderleri benzer pozlar için bir aradaydı. Önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandılar, sonra poz vermek için yerlerini aldılar. Maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler verilen komutlara harfi harfine uydu. We will now take the family photo for the 2021 NATO Summit. Ladies and gentlemen, please remove your masks and then look into the cameras for 15 seconds. Yuvarlak masada yerlerini almadan önce liderlerin ayaküstü sohbetlerinde de samimi görüntüler vardı. Liderler küresel ve bölgesel sorunları konuşurken insan hakları grupları ve çevrecilerin hem G7 hem NATO zirvesinde protestoları eksik olmadı. G7 zirvesinin düzenlendiği sahil kasabasında protestocular, yoksul ülkeler için söz verilen 1 milyar doz koronavirüs aşısının yeterli olmadığını söyleyerek gösteri yaptı. Yok Oluş İsyanı adlı çevreci harekette G7 liderlerini iklim kriziyle mücadelede acil ve etkili adım atmaya çağıran protestolar düzenledi. Göstericiler vaatlere karınlarının tok olduğu ve eyleme geçilmesi gerektiği mesajını verdi. Brüksel'de NATO zirvesini protesto edenlerin mesajı ise barıştı. Göstericiler Avrupa liderlerinin Amerika'nın uluslararası politikalarından uzaklaşmalarını talep etti. Bilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.